Buyurun. Yani şimdi Astana süreciyle biliyorsunuz yani Rusya, Türkiye, İran belli bir mutabakata vardılar. Ve bu sürecin sonucunda aslında Suriye'deki istikrar başladı. Ama Astana süreci aynı zamanda Avrupa'yı tamamen denklemin dışına attı. Şimdi orada kalan bir tek aktör Amerika'ydı. Amerika da Türkiye ile mutabakata vardıktan sonra henüz tabii ki çekilme olmadı ama bu çekilme kolay da olmayacak yani bu tahmin edilenden daha zor olacak ama şimdi Amerika da Suriye'den çekilirse bu sefer Avrupa tamamen Suriye'de etkisiz hale gelmiş olacak. Yani dünyanın işte 7-8 senedir devam etmekte olan en büyük krizi o denklemde neticeyi belirleyebilecek yani Suriye krizi masaya geldiğinde Amerika eskisi gibi masada olmayacak. En önemli şey bu. Dolayısıyla masada kim olacak? Türkiye olacak. Masada Rusya olacak. Masada İran olacak. Şimdi belki Amerika bir ölçüde olabilir ama masada Avrupa olmayacak. Avrupa'nın tek bir gücü var burada. Yeniden inşa konusunda sağlayabilecekleri katkılar. Bu da yani sonucu etkileyebilecek tarzda bir şey değil. Yani daha sonrası Peki. için. Dolayısıyla Avrupa'nın tamamen denklemin dışında kaldığı bir çerçeveden bahsediyoruz. Ama Suriye'de İstanbul de istikrarı... İstanbul Zirvesi'nin fotoğrafı öyle görünmüyordu ama. İstanbul Zirvesi'nin aslında fotoğrafı biraz daha farklı. Yani Avrupa çok fazla denklemin dışında kaldı. Aslında Türkiye'nin Rusya ile olumlu ilişkisinden istifade edip kendilerini de o denkleme sokmaya çalıştılar ama Suriye'nin geleceğine dair özgün bir fikirleri yok. Yok. Evet. Yani halen Haklısın. Avrupa ne diyor bu konuda? Gerçekten bilmiyoruz. Bir projeleri, bir planları yok ama Amerika ile Türkiye... Bananın başına oturmak istiyorlar, onu biliyoruz. Amerika ile Türkiye, Amerika ile Rusya'nın net bir fikri oluşmaya başladı. Bu da çok önemli. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de oluşabilecek o denklemde tamamen denklemin dışında kalmış olmak onları rahatsız ediyor açıkçası. Evet, peki.